arkadaşlar Almanca'da haben ve sein hilfswerben olarak kullanılır. Yani yardımcı fiil olarak kullanılır. Burada dikkat etmeniz gereken şey sein fiili bir durum değişikliğini ifade ederken haben fiili böyle bir şey ifade etmez. Yani sein fiili bir noktadan bir noktaya gitmek olabilir. Bir durumdan başka bir duruma geçmek olabilir. Uyuyorsunuzdur, uyanmışsınızdır. Bu da bir durum değişikliğidir. Bisikletle A noktasından B noktasına gitmişsinizdir. Bu da bir durum değişikliğidir. Yani sein fiilini bunun gibi durum değişiklikleri için kullanırız. Şimdi örneklere başlayalım arkadaşlar. İh demiş in skin gangen. Şimdi bakın gitmiş değil mi? Bir yere gitmiş. A noktasından B noktasına gitmiş. O yüzden burada biz bin diyoruz. Yani sein fiilini burada ihe göre çekimledik ve bin dedik. Burada ea demiş bla 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 mia gezakt das du einen hund hast. Burada söylemek var değil mi? Söylemiş. O yüzden bu bir durum değişikliği değil. Haben. Bunu da özneye göre çekimledik. Hat oldu. Er hat. Er hat mia gezakt. Şimdi bakın burada şey var bu pasif bir cümle. Yani aslında burada bronzlaştık demek istiyor. Yani burada siz bronz değildiniz, beyazdınız, ten renginiz beyazdı. Sonradan bronz hale geldiniz. O yüzden haben değil. Burada bir durum değişikliği var. O yüzden sein kullanıyorsunuz. Sein'i da çekimlediğimiz zaman via sind oluyor bildiğiniz gibi. Şimdi burada bir şey içtin mi içmedin mi? Bu da içmek durum değişikliğini belirtmiyor. Yani bir hareket veya bir durum değişikliği değil. O yüzden burada da haben fiilini çekimliyoruz ve hast oluyor. Ya demiş nach München gefahren stimmt das demiş Münih'e mi sürdünüz doğru mu demiş. Fahrın fiili bir noktadan bir noktaya gitmeyi ifade ettiği için burada yani Münih'e gitmişler çünkü. O yüzden sein kullanıyoruz ia zait oluyor. Ama mesela bir pilot ya da bir şoför mesela dese ki ben bugün 5 saat araba sürdüm dese Burada bir A noktası veya bir B noktası yok. O yüzden burada Haven fiilini kullanıyorsunuz. Yani bir pilotta da aynı şekilde ben işte bugün 10 saat uçtum derse bir noktadan bir yere gittiğini söylemediği için yine burada da Haven kullanması gerekiyor. Ama derse ki ben buraya gittim buraya uçtum derse o zaman Zayn kullanması gerekiyor.